Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız en artikelinin kullanımı. En bir manasına gelen bir kelimemiz. Bunun detaylarına bakacağız. Çok kullandığımız bir yapı alıştırmalarını da sonunda beraber değineceğiz. Öncelikle en ne demek ve nerede kullanılır buna bakalım. En arkadaşlar bir manasına gelir. Bir demektir. En kelimesinin anlamı. Tekil sayılabilen isimlerle kullanılır. Tekil olacak burada. I have got a book. Ben bir kitaba sahibim. Tekil isimlerle kullanılabilir. Ve sayılabilir olması gerekir arkadaşlar. Kitap sayılabilir kelimelerdir. Mesela İngilizce'de water, su, milk, süt gibi şeyler sayılamayan isimlere girer. E-N'i biz sayılamayan isimlerle kullanamayız. Buna da zaten ileride değineceğiz. Önce E'nin kullanıma bakalım. E kullanımı okunuşu, yazılışı, sessiz harf ile başlayan tekil sayılabilen isimlerden önce kullanırız. Arkadaşlar okunuşu, yazılışı, sessiz harfle başlayacak. Büyük çoğunluğunun yazılışı da sessiz harfle başlıyor ama bazı istisnalar var. İstisnalara da birazdan bakacağız. Bu kelimesinin ilk harfinin yazılışı da okunuşu da sessiz bir harfle başladığı için bu e alır. Bir kitap. Kar kelimesinin okunuşu da yazılışı da sessiz harfle başlar. Bunda da sıkıntı yok. Bu da e alır. E, ar e kar bir araba demek. Bir örnek bir cümle var. T-shirt kelimesinin ilk harfi. Tabi bunda telaffuzunu bilmediğinizde e mi gelir el mi gelir biraz zorlanabilirsiniz ama %95 oranında sessiz harfle başlayanlar e alır da diyebiliriz. I bought a t-shirt. Ben bir t-shirt satın aldım. Bu kelimenin okunuşunu biliyorsanız kolaydır. İlk harfi D ile başlıyor. Okunuşu da doctor. Dolayısıyla he is a doctor. O bir doktordur diyebiliriz. Yine 'zoo' kelimemiz hayvan, hayvanat bahçesi kelimemizin de ilk harfi Z ile okunuşu da Z ile başlıyor. Dolayısıyla ezu bir hayvanat bahçesi demektir. Şimdi istisna bölümümüze gelelim. Bazı kelimelerinin, kelimelerin yazılışı ünlü sesli harfi ile başlamasına rağmen okunurken sessiz harf ile okunduğu için e kelimesini alır. Mesela euro diye yazılıyor arkadaşlar okunuşu ile yazılış arasında fark var bunun. E ile yazılıyor yani ses harf ile yazılıyor ama okurken y ile yani sessizle okunuyor. Euro diye okunuyor dolayısıyla buna 1 euro derken e getiririz arkadaşlar. European kelimesi de yine Avrupalı demektir. Bunda E harfiyle yazarız ama okurken Y ile okuruz. Bir Avrupalı derken E European olur. Yine aynı şekilde üniversite kelimesinin İngilizcesi U ile yazılır ama okurken Y ile okunur. University diye bir üniversite derken bu da E alır. Bunlar istisna olanlar. Cümle içinde kullanırsak Tom is E University student bir üniversite öğrencisidir diyebiliriz. İkinci başlığımız en kullanımı. Ötekinin tam tersi bu da arkadaşlar. Okunuşu, yazılışı sesli ünlü harf ile başlayan tekil sayılabilir isimlerden önce kullanılır arkadaşlar. Bunda ise tam tersi. Yani okunuşu, yazılışı sesli ünlü harf ile başlayacak yumurta kelimesi ek Okunuşu da yazılışı da ünlü harfle başlıyor. Bir yumurta derken an ek olur. Elephant kelimesi de aynı şekilde okunuşu da yazılışı da sesli harfle başlıyor. Bir fil derken an elephant olur. Actor kelimesi yazılışı da okunuşu da sesli harfle başlar. She is an actor. O bir pardon bunu düzeltmemiz lazım. She kelimesi buraya oymaz arkadaşlar. Bunun actor kelimesi erkek Sinema oyuncusu için kullanıldığı için bunu hemen şöyle silip düzeltelim gözümüzden kaçmış. He is olacak hemen burada da aynı zamanda bir kelimeyi actress kelimesini kullanırız bayan sinema oyuncusuları için dolayısıyla he is an actor olması daha doğru olur hemen burada da düzeltmeyi yaptık canlı olarak. Saat kelimesi de arkadaşlar birazdan aşağıda istisna bölümünde vereceğim. Bunu buraya da ekledim. I am waiting for you for an hour. Seni bir saattir bekliyorum derken burada istisna var. İlk harfinin yazılışı arkadaşlar ünsüz harfle yazılır ama okurken ünlü harfle okunur. Buna aşağıda değineceğiz. İşte istisna bölümümüzde bazı kelimelerin ilk harfi ünsüz harf ile başlamasına rağmen Okurken sesli ünlü harf ile okunur. Böyle kelimelere de en getiririz. Mesela honus yazılır ama okurken anus okunur. Dürüst demektir. Dürüst bir adam derken en an anus man olur. Honor kelimesi onurlu demek. Onur, gurur demek. Onur derken de yine ilk harfi h ile yazılır ama okurken a ile okunur. Dolayısıyla an honor diye başlar cümlemiz. Saat kelimemiz en çok kullandığımız arkadaşlar our kelimesi. Bir saat derken şuradaki örnekte de gördüğümüz gibi ilk harfi sessiz harfle başlar ama okurken sesli harfle okuduğumuz için bir saat derken an hour kelimesini kullanırız. Albert is an honest person. Albert dürüst bir insandır derken en kelimesini getiririz burada da. EN'in e kullanılmadığı yerlere bakalım. EN kullanılmayan yerler arkadaşlar. Sayılamayan isimler ile EN kullanamıyoruz. Bunu bileceğiz. Yani e water" bir su diyemeyiz İngilizcede arkadaşlar. Ya da e money" bir para diyemeyiz. Paranın kendisi sayılmaz arkadaşlar. Dolar, avro, lira gibi olursa o sayıyoruz. Bu sayılamaz. Yine çoğul iki almış isimler ile en kullanamayız. Çünkü en bir demektir arkadaşlar. Çoğul olan bir şeyin başına bir getirirsek mantıksız olur zaten. E-books bir kitaplar olmaz. Kitaplar olur. N-ex bir yumurtalar olmaz. Yumurtalar olur. Dolayısıyla tekil olarak kullanabiliriz ancak bunu. Yani ebook bir kitap ya da enek bir yumurta deriz ama bir yumurtalar diyemeyiz. Yani hem tekil belirten kelimeyle hem çoğul belirten kelimeyi bir arada kullanamayız. Buna da dikkat ediyoruz. Şimdi alıştırmaları siz ekran fotoğrafı alın veya bir durdurun kendinizi yapın sonra da kontrol edin. E ve E'nin kullanıldığı yerleri doğru öğrenmiş misiniz yoksa öğrenmemiş misiniz? Ona göre bir bakın arkadaşlar. Ben cevapları açıyorum. Birinci kelimemiz e alır. Web site, web sitesi, internet sitesi demek. İlk harfini sessiz, okunuşu da sessiz e alır. İkincisi funny. F ile sessiz harfle başlamış sessiz de okunuyor. Dolayısıyla e alır. Üçüncü alıştırmamız answer kelimesi. Okunuşu da yazılışı da ünlü harfle sessiz harfle başlıyor. En alır bir cevap derken. Diğerlerin cevaplarını açıyorum arkadaşlar. An old car. Eski bir araba. An diye okunur ilk harfi sessiz. Mutsuz bir insan. Ders anlatırken de vermiştik. University sessizli harfle yazılır ama sessiz harfle okunuyordu. Y kelimesiyle okunuyordu bu. University bir üniversite öğrencisi. Bir pasaport. Avrupalı bir otel. Avrupa'yı bir otel de direbiliriz. Avrupa vari bir otel diye de çevirebiliriz. Bir saat kelimesi bu da. ilk harfi H ile yazılırdı ama okurken A kelimesiyle yani ünlü harfle okuyorduk arkadaşlar. Bu da bir saattir. Burada ise ben hiç karışmıyorum. Yine siz durdurun. Hem cümleleri çevirin hem de yapmaya çalışın. Konuyu kavramış olalım. Devam ediyorum. Barış Manço dürüst bir insandı. Bu bir elmadır. En alır. Apple diye okunur. I have got two sisters. İki kız kardeşe ve bir erkek kardeşe sahibim. Would you like an orange? Bir portakal ister misin? Orange diye okunur. That is a kite. Şu bir uçurtmadır. It's a notebook. O bir notebook. It is an ice cream. O bir dondurma. Ve it's a poster. O bir afiş, poster şeklinde. Böylece bir konumuzu daha bitirdik. Gelecek sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.